Bir de tramvaylar, otobüsler tıklım tıklım dolu. Yine aynı şekilde çarşılar da bu şekilde. Bir mesafe yok açıkçası. Otobüslerde bile dolu dolu alıyorlar. Eğlencemize, sağlığımızdan daha düşkün olduğumuzu gösteriyor bu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre Kayseri'de koronavirüs vaka sayısı artışa geçti. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri hakkında bu konuyla alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar verdiler. Açıklanan verilere göre Kayseri'de koronavirüs vaka sayısı artışa geçti. Sizce bunun sebebi nedir? Mesafeyi korumadıklarını düşünüyorum. Çünkü ben korona olmadım. Mesafeyi koruduğum için olmadım. Biliyorum, bunun farkındayım. Bence insanların bu hastalığı farkına varmaları gerekiyor. Çoğunun farkına varmadığını düşünüyorum. Yani bu nedeni bu. Başka bir nedeni olamaz zaten açıklaması. Bunun sebebi yetkililerin yeterince karar almaması. Yani karar alması da yetmiyor. Karar alması için insanların evde kalması için karnılarının tok olması lazım. Aç insan ne yapabilir ki? İşsiz insan ne yapabilir? Onun için ne kadar karar alınsa alınsın bu kararlara başlar. Kendileri uymuyorlar ki karar alıcıları. Vatandaş ne yapsın yani? Bunun sebebi toplumumuzun dışarıya çıkması sürekli. Yaşlılarımızın mesela çıkması. Öyle yani. Herkes şeylerinin kalabalık olması. AVM'lerin kalabalık olması. Vallahi halk duymuyorlar yani, mesela ben görüyorum haberlere mesela yazıyorlar. Dışarı çıkmayın. Şimdi görüyorsunuz gibi herkes giriyor, bazen maskayı takmıyorlar, hatta bellidir eğer çekseniz belli. Kuralsızlık, insanların kurallara uymayışı, önemsememesi. Devlet ne kadar yeterli tedbiri alsa da vatandaşın da o kadar alması gerekiyor. Herkes serbest geziyor ondan, yani hiç kimse yasaklara uymuyor. Neden sizce? Ya artık herkes koronavirüsün olmadığına inanıyor, bunun bir sahte olduğuna inandığı için. Herkes dışarıda. Ya kısacası insanlar duyarsızı, maske takmıyor, sosyal mesafe, görüyorsunuz çevreyi. Herkes çarşıda. İş olan da çarşıda, iş olmayan da çarşıda. Yani bence devletin çok şey tutmaması. Yani bence koronavirüs fakirlere var, zenginlere yok yani. Erciyes'te falan insanlar akın akın gidiyor yani. Biz oturuyor evde. İnsanların saygısızlığı. Devlet senden ne istiyor? Mesafe, maske, temizlik. Teşekkür ederim. Ben yurt dışından geliyorum. Fakat burada kurallara pek uymuyorlar. Bir de tramvaylar, otobüsler tıklım tıklım dolu. Yine aynı şekilde çarşılar da bu şekilde. Ya bu olabilir sebebi. Yani. Siz Kayseri'ye hangi ülkeden geldiniz? Hollanda. Peki orayla buranın arasında nasıl bir fark var? Çok fark var. Orası daha böyle insanlar uyuyor kurallara. Ya da mağazalara böyle azar azar kişiler alıyorlar. Ama burada tıklım tıklım dolu her yer. Hocam şimdi insanlar yasaklara uymuyor. Şimdi bizim bir Türk milletimizin, yani biz bir Türk olarak bir cesaret özgüveni var. Yani bir şey olmaz havası ve yaşadığım bana yeter. Ama tabii ki biz bu koronavirüsün topluma, insanlara ne kadar zarar verdiğini nasihatlerle öğreniyoruz. TRT1'de bir belgesel var orada. Yani Covid'le alakalı doktorlarımız insanlarla nasıl uğraşıyor, nasıl hayat mücadelesi veriyorlar, nasıl nefes almakta zorlanıyorlar. Onları görüp biraz daha kendimize dikkat etmek lazım. Ama tabii şimdi artık yavaş yavaş yaz havasının verdiği insanlarda bir mutluluk hormonlarını harekete getiriyor. Dışarıya çıkıyorsun şimdi, insanın fıtratında yalnızlık yok, yalnız yaşamak yok yani. Bu da bir özgüven veriyor, unutturuyor yani. Geçim kaygısı, geçim endişesi Covid'i unutturuyor. Bir mesafe yok açıkçası. Otobüslerde bile dolu dolu alıyorlar. Bence bu başka bir neden olamaz. Peki sizce azalması için bir şey yapılabilir mi? Yani yasakların biraz daha artırılması bence. Bunun sebebi bizim insanlarımızın iyi niyeti suistimal etmesinden kaynaklanıyor. İşte kafeler açılıyor. Herkes sağlığını düşünmeden vesaire işte kafelere gidelim, eğlenelim. Yani eğlencemize, sağlığımızdan daha düşkün olduğumuzu gösteriyor bu. Vallahi görüyorsunuz arkadaşlar, hava iyi olsa da insanlar dışarıda, kötü olsa da dışarıda. Otobüslere en başta bir çözüm getirmek gerekli. Ne güzel koltuk sayısıydı daha önceden, böyle değildi. Şimdi yine bir standart var fakat yine insanlar iç içe. Yani toplu taşımaya bir önlem alınması gerekli ilk aşamada. Yani kafeleri kapatmak, çay ocaklarını kapatmak çözüm değil. Toplu taşımadan geçiyor diye bu işin yolu düşünüyorum hani. Yani o şekilde.